Merhaba sevgili arkadaşlar. Video var kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sıfırdan sonsuza matematik kitabımızın konu anlatımlarına devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kitabımızı internet üzerinden doktrinkitap.com'dan ya da instagramdan doktrin yayınları hesabını takip ederek kendi şehrinizde nerede bu kitap satılıyor, hangi kırtasiyede oradan bulup alabilirsiniz. PDF olarak paylaşılmayacağı için daha verimli bir deneyim için mutlaka kitabı almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar ondalıklı sayılar konumuz ve ondalıklı sayılarla ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz: Bir rasyonel sayının payını paydasına böldüğümüzde bu rasyonel sayının ondalık açılımını buluruz. Bu açılıma ondalık kesir denir. Ondalıklı kesirlerin paydaları 10 ya da onun kuvvetleri olan kesirlerdir. Mesela 4 bölü 10 sayısında buradaki 4 sayısını arkadaşlar yazıyorsunuz. Bu alttaki 0 demek virgülden sonra bir tane sayı olacak demek. E zaten burada bir tane sayı var. O halde 0,4 demektir. Peki buna bakalım. 25'i yazıyorsunuz. Bu da virgülden sonra bir sayı olacak demek. O halde 25'i virgülden sonra bir sayı olacaksa 2,5 diye yazabilirsiniz. 7'yi aynen yazıyorsunuz. Virgülden sonra 2 sayı olacak. O halde bir tane daha 0 başına koyuyorsunuz sonuç değişmemesi için. Bir tane de buraya 0 koyuyorsunuz. Bakın virgülden sonra 2 sayı olacak. Ve en sağ tarafta da bu sayı olacak şekilde sayımızı yazmış olduk. Bir diğer ifademiz 225'i aydan yazıyoruz. Bölü 100 diyor virgülden sonra 2 sayı olacağına göre 1, 2. Demek ki bu ifade 2,25'e eşittir. Eğer ki virgülün sağındaki basamak sayısı paydadaki onun kuvveti ya da sıfır sayısını gösterir. Ee, paydası onun kuvveti olmayan kesirler önce ondalıklı kese çevirirken payda onun en yakın kuvvetine göre genişletilir. Örnek veriyorum 7 bölü 2 ifadesinde biz bunu 5 ile genişletirsek burası 35 bölü 10 olur. Dolayısıyla 35'i aynen yazarız. Virgülden sonra bir sayı olacağına göre 3 virgül 5 diye yazabiliriz. Peki burada 25 var. Bunu da 4 ile çarpalım 100 olsun. 4 ile 13 çarpacak olursak 52 bölü 100. 52 değerimizi aynen yazıyoruz. Virgülden sonra 2 sayı olacak. Zaten 2 sayı var. O zaman böyle virgül. E bu boşta kalacak hali yok. O halde başına da bir tane 0 koyup 0,52 olarak bulmuş oluruz. Birinci sorumuzda 4 bölü 5 kesini ondalıklı sayı çevirin demiş. Demek ki bunu 2 ile genişleteceğiz. Dolayısıyla buradan 4 kere 2'den 8 bölü 10. 8 sayısını yazıyoruz. Virgülden sonra bir basamak olacağına göre buraya virgül koyuyoruz. Başında hiç sayı yoksa 0 yazıyoruz. 39 bölü 20 ifadesini 5 ile genişletmemiz lazım. 5 çarpı 9'dan 45 geldi. Elde var 4. 5 çarpı 3'ten 15. 4 de burada 19. Dolayısıyla bölü paydası 100. 195 sayısını aynen yazıyoruz. Virgülden sonra 2 sayı olacak. 1, 2 demek ki 1,95 olarak bulunmuş olur. 1 bölü 125 sayısı. Bunu 8 ile genişletmemiz lazım. 8 kere 1, 8 gelecek. 8 kere 125 de 1000 gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar 8 yazıyoruz. Virgülden sonra 3 tane sayı olacak. Bir tane var başına koy 2, 3 oldu. O halde virgülden sonra bakın 3 tane sayı var. Virgülün bu tarafı boş kalacak hali yok. O halde bir tane daha 0 ekliyoruz. Ve geldik birinci sorumuza. Verilen 7 tam 1 bölü 2 kesin ondalıklı yazılımı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. İsterseniz bunu şöyle yazabilirsiniz. 7 artı 1 bölü 2 yazarsınız. Sonra sadece bu kısmını genişletirsiniz. 7'yi yazarsınız artı 5 kere 1 5 bölü 5 kere 2'den 10. O halde 7 artı burada 5 bölü 10'da 0,5 diye yazılır. 7 tam kısımdır. 0 burada virgülden önceki kısım tam kısımdır. Taraf tarafa topladığınızda 7,5 olarak bulursunuz. Ya da arkadaşlar ya ben böyle bulmak istemiyorum. Ben bu ifade 7 çarpı 2 14 bir daha 15 bölü 2. Daha sonradan da arkadaşlar bu ifadenin paydasını 10 yapmak için 5 ile genişletirim çarptığımda 75 bölü çarptığımda 10. 75 bölü 10 da 7,5 diye yazılır da diyebilirsiniz. Mesela bu ifadeye bakalım arkadaşlar. Burada ne yapılabilir? Dilerseniz her iki tarafı da 2'ye bölelim. 2'ye bölsek 63, 2'ye bölsek 20. 63 bölü 20 sayısının paydasını 5 ile genişletirsek kurtaracağız gibi. 5 ile 3'ü çarptık burada 15 geldi elde var 1. 5 çarpı 6 30 bir de elde var 31. Böyle yaptık 5 çarpı 20'den de 100 geldi. 315 sayısını yazıyoruz. Virgülden sonra 2 sayı olacak. 1, 2 demek ki aradığımız yanıt buradan 3,15 olarak bulunmuş olur. Evet üstteki soruda C demiştik. Bunu da arkadaşlar D demiş olduk ve geldik 3. sorumuza. 7 bölü 4 kesinin ondalıklı yazılımı nedir demiş arkadaşlar. O halde 7 bölü 4, 4'den yakın olan 25'e genişletip 100 yapacağız paydasını. Evet 7 ile 5 çarptık 35 elde var 3. 7 ile 2 çarptık 14. 3 de elde var 17 bölü. 25 çarpı 4'ten 100 geldi. 175'i yazıyoruz. Virgülden sonra 2 sayı olacağına göre 1, 2 dolayısıyla aradığımız yanıt buradan 1,75 olarak bulunmuş olur. Ve sıra geldi ikinci türümüze. Bu türümüzde Rasyonel sayıya çevireceğiz arkadaşlar. Kimi çevireceğiz? Bir ondalıklı sayı. Rasyonel sayıya döndürülürken nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ben kendim anlatayım burada. Burada gördüğünüz sayı neyse aynen yazıyorsunuz. 32 yazdınız ya. Bölü virgülden sonraki sayı adedi kadar sıfır koyun. Yani burada bir tane sayı var virgülden sonra bir tane sıfır. İşiniz bittikten sonra en sol tarafına bir koyun. Şu ifadeye bakalım. Bu sayı nasıl yazarsın? Biz mesela böyle 005 diye bir sayı yazmayız. Anca 007 filmlerde olur James Bond ya da mesela 05 olur. Bu da plakalarda olur. Ama biz normalde sayıları yazarken başında 0 yazmayız eğer virgül yoksa. Yani 005 sayısı arkadaşlar direkt 5 diye yazılır Böyle Virgülden sonra 2 sayı varsa virgülden sonraki sayı adedi kadar 0 koyup başına 1 koyuyoruz. Mesela bu ifadeye bakalım. Burada virgül olması ne görüyorum? 1002. Bölü virgülden sonra toplam kaç tane sayı var? 3. 3 tane sıfır koyup başına bin şeklinde arkadaşlar bulmuş oluyoruz. Ve geldik çözümlü örnekler dediği kısmı artık o videolar bittikten sonra artık çözümlü örnekler de herhalde kalkar. Bence de kalksın zaten çok yer kaplıyorlar. Ben tabi video çekerken bunları boşaltıyorum ama normalde bence çözümleri var. Tabi aradaki kıyaslamayı görmeniz açısından bir tane de istiyorsanız şöyle koyalım. Bakınız arkadaşlar burada görüyorsunuz çözümler burada yer kaplıyor. Çözmek için pek alan kalmıyor ama e, bu şekilde daha da rahat. 0,4 ondalık sayısını rasyonel sayı çeviriniz demiş. Komple gördüğüm sayı burada 4 bölü virgülden sonra bir sayı var 0 başında da 1 koyuyoruz 4 bölü 10. Evet istersek bunu sadeleştirecek olursak 2'ye bölsek 2 2'ye bölsek 5 şeklinde arkadaşlar bulmuş oluruz. İkinci sorumuzda 2,25 ondalık sayısını rasyonel sayıya çeviriniz demiş. Sayımız 225 desek bölü virgülden sonra 2 sayı var. 2 tane 0 başına da arkadaşlar 1 koyabiliriz. Sonra bu ikisi de mesela 25'e bölünebilir. Bu ifade arkadaşlar 25'in kaç katı? 9. Bu ifade 25'in kaç katı? 4 katıdır. Evet bu sayıyı komple yazacak olursak 8 bölü virgülden sonra 3 tane sayı var. 3 tane 0 daha sonra 1 yazıyoruz. Az önce benzerini yapmıştık. 8'e bölsek 1, 8'e bölsek 125 şeklinde arkadaşlar bulmuş oluruz. 1,5 sayısı için bunu yapacak olursak sayımızın tamamı 15. Virgülden sonra bir basamak var. Bir tane 0. Yanına da bir tane 1 koyuyoruz. 5'e böldük 3. 5'e böldük 2. Aradığımız yanıt buradan 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. İkinci soruya bakalım. 6,25 sayısı demiş arkadaşlar. 625 bölü virgülden sonra iki sayı var. 2 tane 0. Başına 1 koyuyoruz. 25'e bölsek 25, 25'e bölsek 4. Aradığımız yanıt C seçeneğidir. 3. sorudayız. Verilen ifadeye bakalım. 2125 bölü virgülden sonra 3 tane sayı var. 1 2 3 tane 0. Sonra da arkadaşlar 1 yazıyoruz. Evet, bu ifadeyi kaça bölelim? 25'e bölelim. Mesela 2125 sayısı 25'e bölünür. Kaç kere olacak arkadaşlar? 21'in içerisinde yok. 212'nin içerisine bakacağız. O da 8 kere olur arkadaşlar. 8 ile 25 çarpacak olursak ne gelecek? 200 gelir. Çıkarttık buradan 2, 1 ve 5. 5 çarpı 25'te arkadaşlar. 125 yapacak. Dolayısıyla evet biz burayı 25'e böldüğümüzde arkadaşlar ne geldi? 85. Burayı 25'e böldüğümüz takdirde arkadaşlar o da nedir? Evet. 1000'i de... Ne yaptık arkadaşlar? 25'e böldük. 4 kere olsa 100 çıkar 0. 0 koyduk. Demek ki 40. 85 bölü 40 geldi. 5'e bölsek 17. 5'e bölsek 8. Aradığımız yanıt buradan 17 bölü 8 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. türümüze. Burada arkadaşlar ondalıklı sayıları toplama ve çıkartma işlemi. Toplama ve çıkartma işlemi arkadaşlar yapılırken virgüllerin alt alta gelmesi bizim için önemli. Virgülün solunda kalan ifade her kaç olursa olsun arkadaşlar o bizim tam kısmımızdır. Yani o halde şuradaki ifade 2,4. Diğer ifade bakın virgülü koyuyorum tam olarak. Virgülün solunda 3 yazıyor. Sağında 75 yazıyor. Eğer ki virgülün sağ tarafında bakın burada iki sayı var. Burada bir tane. Şuraya en sağ tarafa arkadaşlar virgülün sonuna sıfır koymak. Toplamada da çıkartmadı sonucu değiştirmez. İlk ifademiz toplama işlemiydi. 0 ile 5 topladık 5. Topladık 11'in bir elde var 1. Virgülü indirdik. 3, 2 daha 5. Bir de elde 6. 6 virgül 15 olarak bulunmuş olur. Ve geldik bir diğer ifademize. Burada çıkartma işlemi yapacağız. 5 virgül 2 sayısından 2, 13 çıkartacağız. Bakın 2 virgül Görüyorsunuz değil mi? Virgülün alt alta gelmesini nasıl önemsiyorum? Burada da 13 yazdık. Burada iki sayı var burada bir tane. Şuraya 0 koymamızda hiçbir mahsur yok. Ondan sonrası normal çıkartma işlemi zaten. 0'dan 3 çıkmaz. Elde aldık. 10'dan 3 çıktı 7. Burada kaldı 1. 1'den 1 çıktı 0. Virgülü indirdik. 5'ten 2 çıktı 3. Aradığımız yanıt 3,07 olarak bulunmuş olur. Evet bu işleme bakalım. 3,12 sayısından 0,9 sayısını çıkartacağız. Virgülden sonra 2 sayı var burada bir tane. Buraya bir 0 koyuyoruz. Çıkartacağız. 2'den 0 çıktı 2. 1'den 9 çıkmaz. Elde aldık. 11 diye okuyoruz arkadaşlar. Normal şekilde. 11'den 9 çıktı 2. Virgülü aşağı indirdik. Buradan elde almıştık. 2 kaldı. 2'den 0 çıktı 2. 2,22 olarak bulmuş oluruz. Evet 0,48 sayısından 0,2 sayısını çıkartacağız. Virgülden sonra 2 tane sayı var. Burada 1 tane var. O halde bir tane de biz buraya 0 koyuyoruz. Ve çıkartalım. 8'den 0 çıktı 8. 4'den 2 çıktı 2. 0'dan 0 çıktı 0. Aradığımız yerin 028 olarak bulunmuş olur. Şimdi bu ifade arkadaşlar baktığımız takdirde burada bir çıkartma, burada bir toplama işlemi var. Önce şu ikisini toplayalım. Bu 4. Bu da 2 arkadaşlar. Tam kısımları topladık. 6 virgül. Burada 07 değerimiz var. Şu çıkartacağımız sayıda 1 virgül. 135 olarak bunun altına yazalım. Virgülden sonra 3 sayı var, 2 sayı var. Bir sıfırda biz koyalım ve çıkartma işleminizi yapalım. Sıfırdan 5 çıkmaz elde aldık. 10'dan 5 çıktı 5. Kaldı 6. 6'dan 3 çıktı 3. Kaldı burada arkadaşlar hiçbir şey kalmadı daha elde almadık buradan. Elde alacağız 10'dan 1 çıktı 9. Burada kaldı arkadaşlar 5. 5'ten 1 çıktı 4. Aradığımız yanıt burada arkadaşlar 4,935 olarak bulunmuş olur. Ve geldik diğer sorularımıza. Evet burada toplama işlemi yapacağız. Hepsini alt alta yazabiliriz. 0,99, diğeri 0,666. Evet, 0,236 sayısı toplarsak buradan 15 6 daha 21 mi yapar arkadaşlar? 21'in bir elde var. 2 9 15 3 daha 18 2 de elde 20. 20'nin 0'ı elde var. 2 Topladık 0, 6, 2 daha 8. 2 de elde var. Onun 0'ı elde var 1. 0, 0, 0 topladık 0. Elde var 1'di. O halde aradığımız yanıt 1, 0, 0, olarak bulunmuş olur. Ve geldik ikinci sorumuza. Bu sorumuza verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Dilerseniz şu pozitif olanları kendi arasında bir toplayalım. 1, 8 sayısıyla. 0,018 sayısı yani şu pozitif olan ikisini toplayacağım direkt. Evet en sağ tarafı 0 koymamda hiçbir mahsur yok. Topladım 8, topladım 1, topladım 8, topladım 1. Demek ki arkadaşlar 1,818 sayısından 0,18'i çıkartacakmışız. Burada bir sayı eksik olduğu için buraya 0 ekliyoruz. 8'den 0 çıktı 8. 1'den 8 çıkmaz elde aldık. 11'den 8 çıktı 3. Kaldı burada 7. 7'den 1 çıktı 6. Burada da arkadaşlar yine 1 kaldı. 1,638 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza. Verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada 5'ten 2,34 çıkartacağız. Bunun tam kısmı 5, bunun tam kısmı 2. O zaman virgülü buradan koyup şu şekilde yazıyoruz. 5'ten sonra da virgül yazıp 0, 0 koyup çıkartma işlemimizi o şekilde yapacağız. Evet 0'dan 6 çıkmaz. Ta buradan elde aldık. 10'dan, 6 çıktı, 10'dan e, 4 çıktı 6. Burada kaldı 9. 9'dan 3 çıktı 6. Burada kaldı 4. 4'ten 2 çıktı 2. Yani şu kısmı bulduk. Bir de şuraya bakalım. 1,234 sayısından 0,123 sayısını çıkartacağız. 4'ten 3 çıktı 1, 3'ten 2 çıktı 1, 2'den 1 çıktı 1, 1'den 0 çıktı 1. Şimdi arada eksi olduğu için bir de bundan bunu çıkartacağız. Yani 0 virgül, e, düzeltiyorum arkadaşlar, 2 virgül 66 sayısından 1 virgül 1, 1, 1'i çıkartacağız. Burada 2 basamak, 3 basamak olduğu için buraya 0 koyup öyle çıkartalım. 0'dan 1 çıkmaz elde aldık. 10'dan 1 çıktı 9 kaldı. Burada kaldı 5, 5'ten 1 çıktı 4, 6'dan 1 çıktı 5, 2'den 1 çıktı 1. 1 virgül 549 aradığımız yanıt buradan D seçeneği olarak bulunmuş olur. Ve geldik dördüncü türümüze ondalıklı sayıları çarpma işlemi arkadaşlar nasıl yapılıyor onu anlatacağız. Şimdi normal sanki virgül yokmuş gibi arkadaşlar çarpacağız. Yani 2,13 burada 0,4 yazıyor ya. Normal böyle 3 basamaklı bir sayı 2 basamaklı bir sayı gibi arkadaşlar düşünüyoruz. Normal çarpıyoruz. 4 çarpı 3 12 elde var 1. 4 kere 1 4 bir de elde var 5. 4 kere 2 8, 0 kere 3 0, 0 kere 1 0, 0 kere 2 0. Bunu aynen böyle yazmak zorundasınız. Topluyorsun 2, topluyorsun 5, topluyorsun 8, topluyorsun 0. Şimdi total olarak virgüllerden sonra kaç tane sayı var? 1 burada, 1 burada, 1 tane de burada topluyorsunuz. 1, 2, 3. Demek ki sonucunuzda virgülden sonra 3 tane sayı olacak. 1, 2, 3. O halde virgül buraya giriyor. Aradığımız yanıtı buradan 0, 852 olarak arkadaşlar bulunmuş olur. Ve geldik birinci sorumuza. Verilen çarpma işlemi sonucu kaçtır diye sormuş. Dolayısıyla hemen ne yapacağız? Burada 0,004 sayısıyla 1,5 sayısını çarpacağız. 5 kere 4, 20. Elde var 2. 5 kere 0, 0. 2 elde var. Kullandık. 5 kere 0, 0. 5 kere 0, 0. 1 kere 4, 4. 1 kere, 0, 0. 1 kere 0, 0, 1 kere 0, 0. 1 kere 0, 0. Topluyoruz. 0, 6, 0, 0, 0. Virgülden sonra 1, 2, 3, bir tane de burada var 4. Virgülden sonra toplam 4 tane sayı olacak. 1, 2, 3, 4. Tam şuraya geliyor. Arkadaşlar burada yani sonuç 0,0060 çıktı ya. En sağda kalan bakın bunlar değil de. En sağda kalan 0'ı yazmasak da aynı sonucu verir. Genelde yazmazlar arkadaşlar bilginiz olsun. İşlemi burada bitirirler. Siz de burada bitirirsiniz. Eğer seçeneklerde diğeri yoksa. Evet bu işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Öncelikli olarak 0,25 sayısıyla arkadaşlar ne yapalım? 0,1'i çarpalım. Çarpalım bakalım. 1 ile 5'i çarptık 5. 1 ile 2'yi çarptık 2. 1 ile 0'ı çarptık 0. 0 ile 5 çarptık 0. 0 ile 2'yi çarptık 0. 0 ile 0 çarptık 0. Taraf tarafa topluyoruz. 5 burada. 2 burada. 0 burada. 0 burada. Virgüllerden sonra toplam sayı dedi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yani toplamda 3 tane sayıdan sonra arkadaşlar şurada virgül koyuyoruz. Demek ki şuradaki çarpımın sonucu buymuş. O halde ne yapacağız? 0, 3 sayısından bu sayı çıkartacağız. 0, 0,25'i çıkartacağız. O halde buraya arkadaşlar virgülden sonra 2 tane, 3 tane sayı var. Burada bir tane olduğu için 2 tane şuraya 0 koyarak işlemi çözeceğiz. 0'dan 5 çıkmaz. Ta buralardan 10'lu kalıyoruz. 10'dan 5 çıktı 5. Kaldı 9. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı burada 2. 2'den 0 çıktı 2. 0 aşağı yazdık. Aradığımız yanıt buradan 0,275 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza. Evet bakalım bu soruyu nasıl çözeceğiz? Burada çıkartma işlemi var. 2'den 0,6'yı çıkartacağız. Buraya virgül koyup 0 koyuyorum arkadaşlar. Çıkartsak 0'dan 6 çıkmaz. Elde aldık. 10'dan 6 çıktı 4. Virgül burada kaldı 1. 1'den 0 çıktı 1. Şu kısmı hallettik. Bir de buraya bakalım. O da 0, 239. Burası da 0, 361. Toplayalım bu ikisini. Topladık 10 elde var 1. Topladık 9 elde var 1. 10'un 0 elde var 1. Topladık 5 bir de elde var 6. Virgül koyuyoruz. 0 ile 0 topladık 0. Bakın mesela şu en sağda kalan sıfırları yazmanıza gerek yok. Yani 0, 600 sayısı yerine 0, 6'yı tercih edelim. Arada çarpma işlemi var. Demek ki 1,4 sayısıyla 0,6'yı çarpmamızı istemişler. O halde biz de çarpalım. 1,4 ile 0,6'yı çarpacak olursak 6 kere 4, 24. Elde var 2. 6 kere 1, 6. 2 de elde var 8. 0 kere 4, 0. 0 kere 1, 0 gelecek buradan toplarsak. 4 geldi, 8 geldi, 0. Virgüllerden sonra bir tane burada, bir tane burada, iki tane, tane sayı olacak. 1, 2. O halde virgül buraya girecek. Aradığımız yanıt burada arkadaşlar 0,84 olarak bulunacak. Devam edelim sorularımıza. Birinci sorumuza bakacak olursak bu çarpım işleminin sonucu nedir diye sormuş. Evet daha fazla basamağı olan 0,03'ü önce yazalım. 2,5'i yazalım daha rahat çarpalım. 5 kere 3 15 elde var 1. 5 kere 0 0 bir de elde var 1. 5 kere 0 0. 2 kere 3 6. 2 kere 0 0. 2 kere 0 0. Taraf taraf toplarsak 5'i yazdık. 7'i yazdık. 0 yazdık. 0 yazdık. Virgüllerden sonra toplamda 1 2 3 tane sayı var. 1 2 3 tane sayı olacak şekilde buraya koyuyoruz arkadaşlar. Aradığımız yanıt 0,075 olarak bulunmuş olur. Geldik ikinci sorumuza. Burada arkadaşlar verilen işleme bakıyoruz. Bu işlemin sonucu nedir diye sormuş. Öncelikli olarak ne yapacağız burada? 1'den 0,94'ü çıkartmamız lazım. Buraya virgül koyup sıfırları koyuyoruz. Çıkarttık. Buradan 10'luk aldık. 10'dan 4 çıktı 6. Elde kaldı arkadaşlar. Burada 9 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0. Burada zaten 0 kalmıştı. 0'dan 0 çıktı. 0. Demek ki 1'den 0, 94 çıkartırsak 0,06 kalacak. Diğer ifademiz 1,4 sayısıyla şu en son iki sıfıra gerek yoktu zaten. 0,6'yı toplamamızı istiyor. Toplarsak onun sıfır elde var 1. 1 sıfır daha 1. Bir de elde var 2 virgülle yazıyoruz. O halde arkadaşlar buradaki 2'den sonraki 0 yazmak zorunda değiliz. Yazsak da olur ama bu ifade arkadaşlar direkt 2'ye eşittir. Dolayısıyla 0 virgül 06 sayısıyla 2'yi çarpmamızı istemiş. O halde arkadaşlar çarpalım biz de. 6 ile 2'yi çarptık 12. Elde var 1. 2 ile 0'ı çarptık 0. Bir de elde vardı 1. 2 ile 0'ı çarptık arkadaşlar 0. Bunu da aynen yazıyoruz. Virgülden sonra görüyorsunuz sadece üstte sayı var. Alt tarafta sayı yok. 1, 2. O halde virgülden sonra 2 sayı olacak. 1, 2. Demek ki virgül buraya girecek. Aradığımız yanıt buradan 0, 12 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza. Bu sorumuza bakacak olursak 10 sayısıyla 0, 4'ü arkadaşlar çarpıyoruz. Şöyle bir pratiklik var. Eğer sayıda arkadaşlar 10 varsa virgülü bir sağ tarafa kaydırır. Yani 0,4 sayısını 10'u çarpmak demek. Bakın bu sıfırdan kurtulduğumuzda virgül bir sağ kaymış oluyor. O halde burada 0,4 yani direkt 4 sayısı elde edilmiş olur. Mesela benzer mantığı burada da yapabilirsiniz. 20 sayısıyla 003'ü çarpıyorsunuz ya buradaki sıfırın bir tanesini kullanın virgül bir bu tarafa gelsin. Yani 2 çarpı 003 diye biz bir sayı şu şekilde yazmıyoruz pardon virgül 3'ün yanında olacak. Yani şöyle bir yazdım var mı arkadaşlar 003 virgül burada hayır virgülden önce sadece 0 yazıyoruz yani 0, 0 yazmıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde 2 çarpı 0 3 diye yazabilir. Hocam benim çok kafam karıştı diyenler var gibi geldi şu anda. O yüzden biz normal çarpalım. 10 sayısıyla 0 gelin normal çarpalım. 4 kere 0 0 4 kere 1 4 0 kere 0 0 0 kere 1 0 topladık. 0 aşağı indi. 4 aşağı indi, 0 aşağı indi. Virgülden sonra toplamı sadece burada bir tane sayı vardı. O halde virgülden sonra arkadaşlar ne olacakmış? Evet bir tane sayı olacak. Dolayısıyla ona şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Ne kaldı? Zaten virgülden sonraki sıfırı saymaya gerek yok. Gördüğünüz gibi cevap 04 çıktı. Yani 4 çıkmış oldu. Burada söylemiş olduğum gibi. Diğer ifadeye bakalım. Burada da 0, 0 3 vardı. Evet virgülümüz buradaydı. Diğeri de 20 sayısıydı. Çarpalım. 0 kere 3, 0. 0 kere 0, 0. 0 kere 0, 0. 2 kere 3, 6. Buradan 0, buradan 0 topluyoruz. 1, 2, 3 ve 4'ten basamağı 6, alta yazdık. Virgüllerden sonra toplamda 1, 2 basamak olacak. 1, 2 demek ki e, virgül burada olacak. Biz virgülden önce 2 tane sıfır yazmıyoruz. 1 tane sıfır yazıyoruz. 0, 6 yazdık. En sağdaki sıfırları yazmasak da olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sayılarımız 4 ve 0, 6. Bunların toplamını istiyor bizden. Yani 4 sayısıyla... 06'yı toplayın demiş. Virgül koyup buraya 0 koyuyoruz. 0 ile 6'yı topladık 6. 4 ile 0 topladık 4. Aradığımız yanıt buradan 4,6 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 5. türümüze. Ondalıklı sayılarda bölme işlemi. Evet arkadaşlar bu işlemi yaparken çok pratik bir yöntem anlatacağım size. Virgülden sonraki sayı adetleri eşitse virgül yokmuş gibi işlem yapılır. Eğer ki eşit değilse eşitlenecek şekilde virgülden sonra az sayı olana en sağ tarafına sıfır eklenerek eşitlenir. Virgülden sonra iki sayı var, virgülden sonra bir sayı var. O halde yukarıya sıfır koyarsak en sağ tarafı biliyorsunuz. Virgülden sonra en sağ sıfır koymak sonucu değiştirmiyorsa o zaman şu anda virgülden sonra iki sayı var iki sayı var. Demek ki biz burada virgül kullanmasak da işlemi yapabiliriz. 0.60 dediğimiz sayı 60 diye yazılır. 0.03 dediğimiz sayı da arkadaşlar 3 olarak yazılır. Bakın hiç virgül yokmuş gibi yani şundan bahsediyorum. Biz bu sayı normal yolda görsek ne diye okuruz? 60 bölü 3 diye okuruz. Tabii şuradaki 3'ü <laughs> beni şu an takip etmek için 3 diye okumaz herhalde. 63'e bölersek arkadaşlar buradan aradığımız yanıt ne geliyor? 20 olarak bulunmuş olur. Evet hemen ilk ifademize bakalım. Virgülden sonra iki sayı var 3 sayı var. O halde yukarıya bir tane 0 koyuyoruz. Virgül sokacağız. Evet üst taraf arkadaşlar buradan da gelecek? Direkt 40 gelecek. Evet alt taraf 0 0 0, 0 1 de direkt 1 gelecek. Çünkü en soldaki sıfırları artık okumazsınız. 40'ı da 1'e bölersek aradığımız yanıt 40 olarak bulunur. Virgülden sonra arkadaşlar iki sayı var. Virgülden sonra bir sayı var. O halde buraya bir sıfır koyuyoruz. Üst taraf 120 oldu. Böyle alt taraf 12 oldu. Artı. Virgülden sonra iki sayı var. Virgülden sonra bir sayı var arkadaşlar. O zaman hemen ne yapacağız buradan? Diyeceğiz ki buraya bir sıfır koyalım. Virgülden sonra iki sayı var. iki sayı var. Virgülsüz yazalım. 150 bölü virgülsüz yazalım. 3. 120'yi 12'ye bölersek 10. 153'e bölersek 50 toplarsak aradığımız yanıt buradan 60 olarak bulunmuş olur. Üçüncü soruda bakın burada hiç virgül yok. Burada virgülden sonra iki sayı var. O halde yukarıya iki sıfır koyup burada arkadaşlar virgülden sonraki yani şöyle 33 virgül deyip iki sıfır koyup burada 0 33 şeklinde yazıp arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Virgülden kurtarmış oluyoruz. Üst tarafı virgülsüz yazın. 32 çift sıfır. Alt tarafı pardon 33 arkadaşlar bu. 33 çift sıfır. Alt tarafı arkadaşlar virgülsüz yazın. O da 33 çarpı. Bakın virgülden sonra arkadaşlar ne var? Ee, bir sayı var. O halde biz de buraya bir virgül koyup bir sıfır koyabiliriz. Üst tarafı virgülsüz yaz 22. Alt tarafı virgülsüz yaz 220. Sıfır gitti sıfır gitti. 22'ye böldük 22'ler gitti. 330'u da arkadaşlar ne yapacağız? 33'e böleceğiz. Bu da bunun 10 katıdır. Aradığımız yanıt 10 olarak bulunmuş olur. Geldik birinci sorumuza. Evet burada arkadaşlar virgülden sonra 3 sayı var, 2 sayı var. Buraya bir sıfır ekleyeceğiz. Üst taraf ne oldu? 240 bölü. Alt taraf ne oldu? 6 artı. Virgülden sonra 3 sayı var, virgülden sonra 1 sayı var. 2 sayı koyarak bakın virgülden sonra 3 sayı var, 3 sayı var. Virgülsüz yazıyorum. 1800 bölü. Virgülsüz yazıyorum 3. 240'ü 6'ya bölecek olursak 40 yapar. 1800'ü 3'e arkadaşlar. 600 gelecek. Toplayacak olursak aradığımız yanıt buradan. 640 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuzda virgülden sonra iki tane sayı var. Burada arkadaşlar virgülden sonra sayı yok. Virgül yok zaten. O halde bir virgül koyup iki sıfır koyarsak virgülden sonra iki sayı var, iki sayı var. Virgülden sonra 3 sayı var, burada bir sayı var. İki sıfır da üst tarafa koyarsak bu da eşitlenmiş olur. O halde üst tarafı virgülsüz yazarsak 1200 bölü alt tarafta 3 var. Arada eksi. Virgülsüz yazarsak üst taraf 500, alt tarafta 5 olacak. 1200'ü 3'e bölecek olursak burası 400. Arada eksi var. 500'ü 5'e bölecek olursak arkadaşlar o da 100 yapacak. Çıkarttığımız takdirde aradığımız yanıt buradan 300 olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuzdayız. Burada arkadaşlar toplama işlemi yapacağız. Öncelikli olarak 0,03 sayısıyla 0,005'i toplamamız lazım. Virgülden sonra 3 sayı var 2 sayı var. Toplama işleminde en sağ tarafa 0 koymamız biliyorsunuz. Kolaylaştırıyor işimizi. Topladık 5, topladık 3, Topladık 0. Virgülü koyduk. Topladık 0 geldi. Demek ki üst taraf arkadaşlar 0,035. Alt tarafımız 0.5. Üst tarafta virgülden sonra 2, 3 sayı var. Alt tarafta 2. Eşitlemek için burada bir tane 0 koyuyoruz. Üst taraf arkadaşlar virgülsüz okursak 35. Alt tarafı virgülsüz okursak 50 yapacak. 5'e böldük 7. 5'e böldük 10. Aradığımız yanıt 7 bölü 10. Yani D seçeneğidir. Altıncı türümüzdeyiz devirli ondalık sayılar. Devirli ondalık sayılar kesildiği ifadelere dönüştürülürken şöyle bir yöntemimiz var arkadaşlar. Önce sayının tamamını yazacağız. Eksi üzerine çizgi olmayan kısım yani devretmeyen kısım bölü devreden sayı kadar yani üstte çizgi olan sayı kadar 9 koyacağız. Virgülden sonra üstte çizgi olmayan sayı kadar da arkadaşlar 0 yazacağız. De, verili sayıların mantığı şu arkadaşlar. Mesela verilen şu ifadeye bakın. Sürekli olarak ne tekrar etmiş? B'den sonra C'de var, C'de var, C'de var. A'yı yazdık, B'yi yazdık. İlk defa arkadaşlar tekrardan şu C'dlerin ilkini yazdıktan sonra arkadaşlar C'den üzerine çizgi koyuyorsunuz. Bir de A'dan sonra virgül vardı. Yazılı şekli bu tekrar söylüyorum. A virgül, B, C D. tekrar C'de, C'de, C'de yazmıyor. Üstüne çizgi koyuyor ki bu sayının sürekli olarak Tekrar ettiğini görebilmek için. Mesela şuradaki ifade arkadaşlar nasıl yazabiliriz? Hemen bir bakalım. 1 virgül 2 34 üzerinde çizgi var ya. 34 34 34 diye devam eden bir sayı bu. Hani bunu açık hali yazın dese böyle dersiniz. Peki bu ifadeyi kesirli olarak yazın dese nasıl yazarsınız? Onu söyleyelim. Sayımız neydi? 1 virgül 234. 34 üzerinde çizgi var. Önce sayının tamamını yazıyorsunuz. 1 2 3 4 Eksi üzerine çizgi olan kısmı arkadaşlar kapatıyorsunuz. Bakın çizgi vardı. Kapattık ne kaldı geriye? 1,2 diye görmüyorsunuz. Sanki hiç böyle virgül yokmuş gibi. 12 diye görüyorsunuz. Bölüyoruz arkadaşlar. Kaç tane sayının üzerine çizgi varsa o kadar 9 koyuyorsunuz. 2 e, tane sayı var e, çizginin altında. O halde 2 tane 9 koyuyorsunuz. Daha sonra virgülden sonra kaç tane sayının üzerine çizgi yok? Bir tane. O zaman o kadar da arkadaşlar 0 koyuyorsunuz. Dolayısıyla 1234'ten 12 çıkaracak olsak ne gelecek? 1.222 gelecek arkadaşlar. Bu sayıda 990 artık isterseniz daha fazla sadeleştirebilirsiniz. Ve gelelim birinci sorumuza. Verilen ifade ediyor. Ee, ne diyor? Kesili olarak yazınız diyor. Görüyorsunuz birden sonra arkadaşlar 24, 24, 24 diye gitmiş. Dolayısıyla 24 üzerine devir çizgisi var. Sayının tamamını yazıyorum. 124. Eksi diyorum. Devreden kısmı kapattım. Bakın üstte çizgi olan kısmı ne kaldı? Sol tarafta 1 bölü diyorum İki tane sayı üstüne çizgi var o halde iki tane 9 yazıyorum virgülden sonra üzeri çizgi olmayan sayı olmadığı için 0 yazmıyorum 124'ten biri çıkartacak olursak 123 gelecek bölü 99 daha sonra arkadaşlar sadeleştirebiliriz 3'e bölersek burayı 41 gelir burayı 3'e bölersek 33 gelir aradığımız yanıt 41 bölü 33 olacak Evet ikinci sorumuza bakacak olursak 0,3 aslında böyle tekli ifadeler arkadaşlar hiç uzatmadan direkt hemen sayı yazıyorsunuz. Böyle 9 diye yazabilirsiniz arkadaşlar. E şöyle 0,3 eksi arkadaşlar. Devreden kısmı kapattığınızda geriye zaten ne kalıyor görüyorsunuz. Şurası şöyle, 0 kalıyor bölü. Uzatmayacağım zaten bir daha bunu arkadaşlar. Bir tane sayın üstü çizgi var. 9. Virgülden sonra devretmeyen sayı yok. Bir şey yazmıyorsunuz. Yani şöyle 0,3 gibi bir şey görürseniz buna ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle yazalım. 3 bölü 9. Eksi 0,2 diye bir şey görürseniz şu sayı yazıp bölü 9. Bu şekilde arkadaşlar yapacağız. Eğer ki 0 virgül olursa bunu yapabiliyoruz. O halde 3'ten 2 çıktı. 1 bölü 9. Aradığımız yanıt olacak. Ve geldik 3. sorumuza. Burada demiş ki arkadaşlar A sayısı 1,5 devirlisi. O halde hemen ne yapacağız? Sayımızın tamamı 15 eksi üstünde arkadaşlar çizgi olmayan kısmı bakalım buradan. Evet sadece 1 var. Bölü bir tane sayımızın üstü çizgi var. O halde bir tane 9 yazıyoruz. Buradan da eşittir. 15'ten 1 çıktı. 14 bölü 9. Bu bizim A dediğimiz sayı. Evet şu 9. Bu bizim A dediğimiz sayı. Evet B dediğimiz sayıda arkadaşlar. B hemen bakalım buradan. Sayımızın tamamı 23 eksi. Evet üstüne çizgi olan kısmı kapattığımızda görüyorsunuz. Sadece geriye 2 kalıyor. Bölü bir tane sayı devretmiş. Bir tane 9 yazıyoruz. 23'ten 9'u çıkaracak olsak arkadaşlar ne gelecek buradan? B sayısı evet. 21 bölü 9 gelecek. Sadeleştirebiliriz. 3'e bölsek 7, 3'e bölsek 3 şeklinde arkadaşlar yazabiliriz. Peki bizden ne demiş? 1 bölü A. A dediğimiz sayı arkadaşlar neydi? 14 bölü 9 artı 1 bölü b. Evet b dediğimiz sayı neydi arkadaşlar? 7 bölü 3 eşittir. Şimdi 1 bölü demek arkadaşlar sayı ters çevirmek demek. 14 bölü 9'u ters döndürüyorsunuz. 9 bölü 14 yapar. Artı yine 1 bölü demek arkadaşlar sayı ters döndürecek alttaki sayıyı. Bu da 3 bölü 7 olacak. Bunu da paydasını 2 ile genişletelim. Üst taraf 9 artı 3 kere 2'den 6 bölü paydamız 14. 9 ile 6'yı toplarsak 15 bölü 14 şeklinde arkadaşlar bulmuş oluruz. Ve geldik sıradaki sorumuza. Verilen sayı demiş 0,76 demiş ama sadece altın üzerinde çizgi var. O halde arkadaşlar ne yapıyorduk buradan? Sayımızın tamamını 0 yazmaya gerek yok. Direkt 76 eksi. Üzerinde çizgi olmayan kısımda arkadaşlar bakınız ne var? Evet çizgiyi kapattınız. sadece 0,7 yani 7 kalıyor. Bölü bir tane sayı devretmiş. Üstünde bir tane çizgi olduğu için bir tane 9. Virgülden sonra bir tane sayı devretmemiş. Onun yerine de 0 yazıyorsunuz. 76'dan 7'yi çıkarttığımız takdirde ne gelecek? 69. Bunu da 90'a bölüyoruz. 3'e böldük buradan 23 geldi. 3'e böldük 30 geldi. Aradığımız yanıt da buradan C seçeneği olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuzdayız. Bakın 0 virgül olduğu zaman çok daha pratikte hemen yazalım. X sayısı buradan evet 4 bölü 9. Y sayısı buradan evet 8 bölü 9. Burada ne yazıyor? 1 bölü X yazıyor. 1 bölü evet. X dediğimiz sayı 4 bölü 9. Artı 1 bölü Y diyor. Y dediğimiz sayı da 8 bölü 9. Evet 1 bölü 4 bölü 9 olduğu için alttaki sayı ters çevireceğiz. 9 bölü 4 artı 1 bölü 8 bölü 9 olduğu için onu nasıl yazacağız arkadaşlar? 9 bölü 8 diye yazacağız. Paydayı genişletelim. 9 çarpı 2'den 18. 9 daha 27. Paydada kaç var? 8. Aradığımız yanıt da buradan D seçeneği olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza. Evet burada 2,9 demiş arkadaşlar. Nasıl yazacağız? Sayımızın tamamını 29 yazacağız. Eksi. Aslında sonra 9 olunca şöyle bir pratiklik var. Onu da göstereyim de belki ilgilenenler olur aramızda. Evet örnek veriyorum. 2,9 dediğinde arkadaşlar eğer ki e, do, sadece 9'un üzerinde arkadaşlar şey varsa, e, devir varsa bu ortadan kalkıyor. Önündeki sayı arkadaşlar 1 artıyor. Böyle bir olayı söz konusu. Örnek veriyorum mesela şöyle olsaydı. işte 2,64 Mesela burası böyle 9 olsaydı çizgi. Bunu kaldırıyor arkadaşlar. Önündeki sayıyı 1 artırıyor. Böyle bir durumu var. Neden geldiğini beraber görelim isterseniz. 29'u yazdık. Eksi. Devre etmeyen kısım yani şuradaki 9'u kapatacak olursak arkadaşlar geriye 2 kalıyor. Bölü bir tane sayının üstünde arkadaşlar 9 var. Yani çizgi var. Onda 9 yazıyoruz. Dolayısıyla ne gelecek buradan? 29'dan 2 çıktı. 27. 27 bölü arkadaşlar 9'dan 3. Az önce bakın ben de bunu söylemiştim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani 2,9999 bölü sonsuza kadar gittin aslında. Bu sayının 3'e eşit olduğunu ifade ediyor. Türkçe meali bu. Ve arkadaşlar bu ifade 3 dedikten sonra 1,2 devirisine de ben bakalım. O da sayının tamamı 12 olacak eksi üzerinde çizgi olmayan sadece bir var burada bölü virgülden sonra bir sayı devretmiş bir tane 9 12'den biri çıkarttık 11 11 bölü 9 kalacak burada. Evet şuna bakalım 0,1 devirlisi arkadaşlar 0, devirlisi arkadaşlar. 0 olunca işimiz çok kolaydı gördüğümüz sayı bölü bir tane sayı devretmiş ona da arkadaşlar 9 yazdık. Peki işlemleri yerine koyacak olsak 2,9 devir istemek 3 demekti. Eksi 1,2 devir istemek 11 bölü 9 demekti. Bölü alt tarafta arkadaşlar 1 bölü 9 gelecek. 3 çarpı 9'dan 27. 27'den de arkadaşlar 11 çıkaracak olursak ne kalacak? Evet yazalım şöyle 27 eksi 11 paydası 9 bölü alt tarafta 1 bölü 9. Burada arkadaşlar 16 bölü 9 kaldı. Şuradan kalan kısım. Bunu ters çevirip çarpacağız. 9 bölü 1 olacak. O halde aradığımız yanıt buradan 16 olarak bulunmuş olur. Ve sıra geldi 7. türümüze bir sayıyı ondalık sayıya çarpma ya da bölme işlemi arkadaşlar. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Evet bir sayı mesela 0,2 ile çarpmak demek. 0,2 demek 2 bölü 10 yani 1 bölü 5 olduğu için o sayıyı arkadaşlar altta kaldığı için 5'e bölmek demektir. Bir sayıyı 0,05'e bölmek demek arkadaşlar. İstiyorsanız X dersiniz. X bölü yaparsınız. Oradan yapalım. E, bu şekilde belki kafanız karışabilir. Daha rahat anlarsınız. İsterseniz sorularla başlayalım ve anlatayım. Mesela bir sayıyı 0,25'e çarpmak diyor ya arkadaşlar. Sayınız X olsun mesela. Bunu 0,25 ile çarpın. Bakalım ne olacak? X çarpı 0,25 demek 25 bölü 100 demektir. Sadeleştirirseniz. Ne oldu buradan? X bölü 4. Aslında bir sayı ne yapmış olduk arkadaşlar? X'i 4'e bölmüş olduk. Evet geldik ikinci sorumuza. 1,25 sayısı en az kaçla çarpılırsa sonuç bir tam sayı olur diye sormuş. Bunların mantığı da şudur. 1,25 sayısı 125 bölü 100'e eşittir. Burayı 25'e böldük 5. Burayı 25'e böldük 4. Şimdi arkadaşlar bunun sonucunun tam sayı olmasını istiyorsak arkadaşlar Paydadan kurtulmamız lazım. Dolayısıyla bu ifadeyi 4 ile çarpmamız lazım. Bakın o zaman kurtulmuş oluyor. Demek ki en az kaç ile çarpılırsa diyor. Paydadaki sayıyla aynı sayı olacak ama maksimum şekilde sadeleştireceksiniz. Ya yani burada daha büyük sayılar olsa sıkıntı olurdu. Biz direkt burada 25'e böldük. Mesela 5'e böldük. Buradaki kalan sayı 25 bölü 20 gelecekti. O şekilde 20 demiyorsunuz arkadaşlar. Maksimum şekilde sadeleştirdikten sonra paydadaki sayının aynısıyla çarparsanız arkadaşlar sonuç ne olacak? Tam sayı olmuş olur. Ve geldik üçüncü sorumuza. Diyor ki A da B de pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. 2,75 sayısı bu ifade eşit. Olduğuna göre B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş. O halde arkadaşlar bu soruyu nasıl yorumluyoruz? Birlikte bakalım. 2,75 sayısı demek arkadaşlar. 275 bölü evet 100 demektir. Daha sonra bu ifadeyi 25'e e, bölelim. Üstteki 225'i bölelim. Ne gelecek bakalım. 225 bölü. Evet 25 yaptık. şey Düzeltiyorum 275 bu arkadaşlar. Bir kere var. Çıkarttık buradan ne geldi? 25. Bir kere daha var. Yani 25'e bölersek 11 oldu. 25'e bölersek arkadaşlar 4 oldu. Peki 11 bölü 4 ifadesinde A'da de pozitif tam sayılar dediğine göre. O halde B'nin en büyük olması için A'nın en küçük olması lazım. Bu durumda A sayısının 1 olması lazım arkadaşlar. Yani 1 artı B bölü 4 ifadesinin 11 bölü 4'e eşit olduğunu söylemeye çalışıyor. 1'i karşıya atarsak buradan B bölü 4 eşittir. 11 bölü 4 eksi 1 demeniz gerekiyor. Dolayısıyla B bölü 4 ifadeniz 11 payda eşitliğini isterseniz direkt buradan. 11 eksi 4'ten 7 bölü 4. Dolayısıyla B sayısı en fazla 7 olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik sorularımıza. Evet demiş ki burada bir sayıyı sayımız x olsun 0,04 ile çarpmak diyor. 0,04 ile çarpmak eşittir x çarpı bu ifade 4 bölü 100 demektir. Eşittir x çarpı evet 4'e böldün 1 4'e böldün 25 1 bölü 25 bu da eşittir x bölü 25. Dolayısıyla bu ne demektir? Bu sayıyı biz 25'e bölmüşüz. Aradığımız yanıt buradan D seçeneğidir. İkinci sorumuza bakacak olursak. Evet burada 4,125 sayısının aşağıdaki sayıların hangisi çarpımının sonucu bir tam sayıdır demiş. Dolayısıyla 4,125'i 4125 bölü arkadaşlar ne yapacağız? Alt tarafta da bin 1000 diye yazacağız. Aslında buradaki 4'ü katmasak bile olur. Yani zaten 4 tam sayı arkadaşlar. Bu sanki şöyle 0, 125 diye de düşünseniz olur. Çünkü bunu tam sayı yapsanız otomatikman oradan da gelecek. İster böyle ister buradan da arkadaşlar yürüyebilirsiniz. Evet bu şekilde yürüyecek olursanız bu ne demektir? 125 bölü 1000 demektir. 125'e böl 1, 125'e böl 8. Bu ifadeyi kaçla çarparsanız arkadaşlar tam sayı gelir. Tabii ki paydaki sayın aynısı yani 8 de diyebilirsiniz. Burada da arkadaşlar. Yine aynı şekilde iki tarafta 125'e bölünecek. Burada yine 8 kalacak. Artık burada kaç kalıyorsa. Dolayısıyla ne gelecek arkadaşlar buradan? 8'e çarptığımızda paydalı sayıdan kurtulacağımız için sonuç tam sayı olacaktır. Ve geldik üçüncü sorumuza. Demiş ki bize x pozitif bir gerçek sayıymış. x de 3 bölü 8'in toplamı pozitif bir sayıya eşit olduğuna göre diyor. x sayısı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ikisinin toplamı pozitif bir sayıya eşit diyorsa bize ve x en az kaçtır diyorsa ikisinin toplamının 3 bölü 8'den büyük olan en küçük sayı yani 1 olması gerekir. Çünkü 3 bölü 8 sıfır küsür bir sayıdır arkadaşlar. 1 ile toplarsak yani x toplarsak 1 olacak. O zaman x bu durumdaki en küçük pozitif tam sayı olur. 3 bölü 8'i karşıya atıyoruz x eşittir 1 eksi 3 bölü 8 olacak. 1 kere 8 8. 3 çıktı. 5 bölü 8 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar Paydası 8 olan bir ifadeyi ondalık sayı çevirmek için ne yapabiliyoruz? Biz bunu 125 ile çarpabiliriz. Bu da 125 ile arkadaşlar 5'i çarpalım. 5 kere 5 25. 5 kere 2 10. 2 değer de var 12. 5 kere 1 5. Bir değer de var arkadaşlar 6. Bölü alt tarafta 1000 oldu. Biz bu sayıyı nasıl yazıyoruz? Virgülden sonra 3 tane sayı olacak. Yani 0 625 şeklinde arkadaşlar yazmış oluyoruz. Yani doğru yanıt buradan B seçeneği olarak bulunmuş oldu. Evet geldik birinci sorumuza. 1 bölü 40 kesinin ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Evet 40'ı kaçla çarparsak hemen bakalım. Bunu bir kere 100 yapamazsınız. Peki bin yapabilir misiniz arkadaşlar? E, i̇stiyorsanız bir bakalım. 1000'i 40'a 1000 sayısı 40'a tam bölünüyorsa yapabiliriz. Evet 1000/40 yapalım. Sıfırları götürdük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 100'ün içerisinde 4 25 kere var. 25 ile çarpınca oluyormuş. 25 ile 1'i çarptık 25. 25 ile 40'ı çarptık buradan 1000 geldi. Dolayısıyla virgülden sonra bakın toplam 3 tane sayı olacak. 25 en sağa koyuyoruz. Virgülden sonra 3 sayı olacağına göre bir tane de başına sıfır koyuyoruz. Şurada bir tane arkadaşlar sıfır koyuyoruz. Bakın virgülden sonra toplamda üç tane sayı var. Ve arkadaşlar ne yapmış olduk? 25'te en sağa dayamış olduk. Yani 25 bölü 1000 demek 0,025 şeklinde ifade edilir. Ve geldik ikinci sorumuza. Diyor ki burada 2,075 sayısı hangisine eşittir diye soruyor. Sayının tamamı 2075 bölü. Virgülden sonra üç tane sayı varsa buna 1000 diyeceğiz. Evet bu sayı arkadaşlar 25'e bölünür bir bölelim isterseniz 2075 sayısını 25'e bölelim ee, ne olacak 8 kere olsa arkadaşlar 4 kere de 100 8 kere de 200 yapacak çıkarttık burada 75 kaldı burada da 3 kaldı evet üst tarafta 83 kaldı ee, 1000'i 25'e böldüğümüzde az önce de yapmıştık zaten ee, 40 kaldı arkadaşlar dolayısıyla aradığımız yanıt buradan 83 bölü 40 olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorudayız. Bir sayının diyor 0.75'te çarpımı çarpalım. X çarpı 0.75. E, bu da ne olacak? X çarpı 75 bölü 100 diye yazacağız buraya arkadaşlar. 25'e böldük 3. 25'e böldük. Burası da 4 oldu. Yani x çarpı 3 bölü 4 oldu. O sayının kaça bölümüne eşittir diye sormuş arkadaşlar. O halde bu şu anlama gelecek. x çarpı bakın 3 bölü 4 diye. bölümüne dediğine göre böyle altına bölü çizgisi yazacağız. 3 bunun da altına girecek. Yani 4 bölü 3. Hani birinci aynen yazıp ikinci ters yapıp bu yukarı gidiyor diyor arkadaşlar. O mantıklı demek ki bir sayı 3 bölü 4 e çarpmak demek. Ters mantığı düşünürsek bu sayıyı 4 bölü 3'e bölmek demektir. Yani doğru yanıt buradan B seçeneğe gelecek. Ve geldik dördüncü sorumuza. 0.64 sayısının hangisi çarpımı demiş. 0.64 demek 64 bölü 100 demek. Evet 4'e bölsek burayı 16 gelecek. 4'e bölsek 25. Bu ifadeyi tam sayı yapmak için paydadaki sayının maksimum sadeçlilikten sonra aynı ile çarpmanız gerekiyor. Dolayısıyla ne olacak? Aradığımız yanıt buradan D seçeneği olacak. Ve geldik 5. sorumuza. Demiş ki 0,2 sayısının 5 katı kaçtır demiş. İstiyorsanız şöyle yapalım. 0,2 sayısı 5'in kaç katıdır? O halde şey yapalım. 02 sayısı eşittir. 5'in kaç katıdır? Yani 5 çarpı x. Evet soruyu bu şekilde arkadaşlar çözeceğiz. 02 sayısı 5'in kaç katıdır? Bakalım isterseniz buradan x'i bulmaya çalışıyoruz. E, 0, 2 dediğimiz sayı arkadaşlar 2 bölü 10 demektir. Eşittir 5 çarpı x. Bunu karşı tarafa atalım isterseniz. 2 eşittir buradan ne gelecek? 50 x gelecek. Her iki tarafta arkadaşlar 50'ye bölelim. Bu durumda paydamızı 100 yapabilmek için arkadaşlar 2 ile genişletebiliriz. Dolayısıyla buradan 4 bölü 100 gelecek. 4 bölü 100 demektir arkadaşlar. 0,04 demektir. Ve geldik 6. sorumuza. 6. soruyu çözeceğiz arkadaşlar. X bir pozitif gerçek sayı ve X artı 1 bölü 8 toplamı pozitif bir tam sayı olduğuna göre X sayısı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi zaten 1 bölü 8 sayısı 0 küsür bir sayı ya. Buna bir şey eklediğinizde en küçük tam sayı olması için 1 olması lazım. 1 bölü 8'i karşı atıyorsunuz. X eşittir. 1 eksi 1 bölü 8 gelmiş oluyor. 1 kere 8, 8. 1 çıktı. 7 bölü 8. 8 e neyi genişletirsek onda sayı oluyordu. 125 sayısını. 125 sayısıyla da 7'yi çarpalım. 7 kere 5, 35. Elde var. 3. 7 kere 2, 14. 3 de elde var. 7, 14'ün e, ne yaptık arkadaşlar? 14, 17'nin 7'si elde gene 1 var. 7 kere 1, 7 bir de elde var 8. Bölü paydadaki sayımız arkadaşlar 1000 olduğu için 875 bölü 1000. Bu da ne gelecek arkadaşlar? 0 virgül 875 olarak bulunmuş olur. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Öncelikli olarak buradaki nokta yazmışlar. Bu da virgül gibi düşünecek arkadaşlar. 0, 15'i yazdım sonra 1,5. Bak hep virgülleri alt alta getiriyorum. Bu da 0,015. Bakın virgülden sonra 3 sayı var. Bunu da 3'e tamamlıyorum. Bunu da 3'e tamamlayacak şekilde en sağ taraflara sıfırları koyuyorum. Topluyorum şurayı 5 geliyor. Toplayın 501 daha 6 geliyor. Topluyorum 150 daha 6 geliyor. Topluyoruz burayı da arkadaşlar 1 geliyor. 1,665. Evet aradığımız yanıt buradan E seçeneğidir. Geldik arkadaşlar 8. soruya. Burada da 0,4 sayısı demiş arkadaşlar. Yazalım 0,4 eksi. Şimdi şu ikisinin çarpımını istemiş. Farklı bir şekilde çarpalım onu. Öncelik rasyonuna çevirip çarpalım. 0,25 dediğimiz sayı 25 bölü ne demektir arkadaşlar? 100 demektir. Çarpı bu da 1 bölü 10 demektir. Buradan çözelim soruyu değişiklik olsun. 0,4 eksi 25 çarpı 1'den 25 bölü arkadaşlar. Burası da ne geldi? 100 çarpı 10'dan 1000 gelmiş oldu. İster burayı ondalıkla çevirelim. ister burayı da arkadaşlar bunda 4 bölü 10 diye yazalım. Hadi bu da aynı olsun. Bu sefer rasyonelden çözelim. 1000 olması için paydayı ne yapacağız? 100 ile çarpacağız. 100 ile 4'ü çarptık. 400 geldi. Eksi 25 bölü paydadaki sayımız arkadaşlar 1000'dir. Ee, ne yaptık? 400'den 25 çıkarsak 375 bölü 1000 kalacak. Bunu da yazılım şekli 0,375 olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik. 9. sorumuza. Verilen işlemin sonucu kaça eşittir diye sormuş. Evet. Az önceki gibi yapabiliriz isterseniz bunu da. 0-3 sayısını nasıl yazabiliriz? 3 bölü 10 diye çarpı 045 45 sayısında 45 bölü 100 diye artı 0065 0 65 sayısında 65 bölü 1000 diye yazdık. Eşittir. 3 ile 45 çarpacak olursak buradan 135 artı ya daha doğrusu 1000 var burada. Payda aynı olduğu için tek sefer toplayacaktım. Burası da 65 bölü 1000 geldi. İkisini toplayacak olsak 135 ile 65 toplarsak 200 yapar. 200 bölü 1000 geldi. 2 0 2 0 attık. 2 bölü 10 geldi. Bu da arkadaşlar 0,2 olarak yazılmış olur. Aradığımız yanıt buradan C seçeneğidir. Ve geldik 10. sorumuza. Verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Payda de eşitleyebilirsiniz. Binde eşitlenir bunlar. Burayı 10 ile burayı da 100 ile genişletelim. Dolayısıyla %1'i çarpacak olursak 100 artı. 11 ile 10'u çarpacak olursak 110 artı. Burada da 111 değerimiz var. Bölü paydamız kaç oldu? 1000 geldi. Toplarsak birler basamanda 1 var. Toplarsak onlar basamanda 2 var. Toplarsak binler basamanda arkadaşlar düzeltiyorum. Yüzler basamanda 3 var. Ve burada da 1000 var arkadaşlar. Dolayısıyla 321 bölü 1000 sayısı da 0,321 olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik 11. sorumuza. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Evet 0,4 sayısı 4 bölü 10 diye yazılır. Böyle burada neyimiz var? 1 bölü 2 değerimiz. Birinciyi aynen yazalım. 4 bölü 10 çarpı 1 bölü 2'yi ters çevirelim. 2 bölü 1. Dolayısıyla bu 4 kere 2'den 8 bölü 10'a eşit olacak. Demek ki şu ifademiz 8 bölü 10. Hatta 10'da sayı çevirirsek 0,8 e, artı var burada. Bir de 0,2 değerimiz var. Alt alta topluyorduk biz bunları. 0,8 ile 0,2'yi toplarsak buradan arkadaşlar 1,0 yapar. Bu da direkt zaten 1'e eşittir. Aradığımız yanıt C seçeneğidir. Ve geldik 12. sorumuza. Virgülden sonra 2 sayı var. Virgülden sonra 1 sayı var. Yukarı bir sayı daha koyuyoruz. Maksat virgülden sonraki sayı adetleri eşitlensin. Virgülden sonra 3 sayı var. Virgülden sonra 2 sayı var. Buraya bir 0 koyuyoruz. Virgülden sonraki sayı adetleri eşitlensin. Burada arkadaşlar virgül yok. Virgülü biz koyuyoruz. Virgülden sonra bir sayı var. O halde ne yapıyoruz? Biz de bir tane sayı koyarak Virgülden sonraki sayı adetlerini eşitliyoruz. Bunu yaptıktan sonra virgül yokmuş gibi düşünüyoruz. Üst tarafı okuyun. 0.30 diye okumazsınız. Bunu 30 diye okursunuz. Bunu da 0.03 diye okumazsınız virgülsüz. 3 diye okursunuz. Artı burayı 0.040 diye okumazsınız. 40 diye okursunuz. Burayı da 0.008 diye okumazsınız. 8 diye okursunuz. Üst tarafı 10 diye okursunuz. Alt tarafı 5 diye okursunuz. 30'u 3'e bölersek 10. 40'ı 8'e bölersek 5. 10'u 5'e bölersek 2. Toplayacak olursak aradığımız yanıt buradan 17 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 13. sorumuza verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Evet buradaki arkadaşlar istiyorsanız bir dursun burada. Şurada bir işlem yapalım ya da uzun uzun istiyorsanız bunların hepsini on dakika sayıda e, rasyonel çevirebiliriz. 0,2 demek 2 bölü 10 demek eksi 0,02 demek de 2 bölü 100 demektir. Paydayı genişletmek için arkadaşlar burayı 10 ile çarpmamız lazım. 0,1 demek 1 bölü 10 demek 0,01 demektir de arkadaşlar 1 bölü 100 demektir payda eşitlemek için burayı yine 10 ile çarpıyoruz. Burada 1 yazdık eksi 2 çarpı 10'dan 20 geldi eksi 2'den 18 bölü paydamız 100 geldi bölüm 10 çarpı 1'den 10 eksi 1'den 9 bölü paydamız 100 geldi. Bir pratiklik daha söyleyeyim arkadaşlar. Rasyonel sayılar bölme işlemi yapılırken eğer ki her iki tarafın paydasındaki sayı aynıysa direkt bunları böyle götürebiliyoruz. Şu andan sonra gelen sorular denk gelirse ben de bu şekilde yapacağım. O halde 1'i yazıyoruz. Eksi 18 bölü 9 da 2 eşittir. 1'den iki çıkartırsak aradığımız yanıt buradan eksi 1 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 14. sorumuza. Yine bölmeli işlem. Virgülden sonra 2 sayı var. Virgülden sonra 2 sayı olması için 0 koyduk. Virgülden sonra 2 sayı var. 2 sayı olması için 0 koyduk. Virgülden sonra 2 sayı var. 2 sayı var. Demek ki virgül yokmuş gibi yazıyoruz. Burası ne oluyor arkadaşlar? Direkt 60 bölü. Burası ne oluyor? Direkt 5 çarpı. Burası ne oluyor? Direkt 40 bölü. Burası ne oluyor? 25 çarpı. E, arada artı işareti var. Evet. Burada ne oluyor üst taraf? 4 bölü. Burası ne oluyor direkt? 5 şeklinde arkadaşlar yazıyoruz. Ve bakalım ne olur buradan sadeleştirme işlemi yapalım. 5'e bölsek burası 1 olur. 5'e bölsek burası 12 olur. Evet 5'e bölsek burası 5 olur. 5'e bölsek burası 8 olur. Dolayısıyla 12 ile de 8'i çarpacak olursak 96 bölü 5 kaldı burada. Artı burada da 4 bölü 5 kaldı. Toplayacak olursak 100 bölü 5 kaldı. Demek ki aradığımız yanıt buradan 20 olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik son sorumuza. Bu sorumuza bize demiş ki 30 bölü x sayısı 0,45 devirisine eşitse demiş. x kaçtır diye sormuş. Şimdi 0,45 devirisi demek sayının tamamı 45 eksi. Devre etmeyen kısmı kapattığınızda yani 45 üstüne çizgi koyduğunuzda 0 kalıyor. Bölü virgülden sonra 2 tane sayı devretmiş. O halde 2 tane 9. Virgülden sonra üstüne çizgi olmayan sayı olmadığı için bir şey koymuyoruz. Demek ki 30 bölü x sayısı dediğimiz sayı 45 bölü 99'a eşit olmuş olacak. Dolayısıyla burada 15'e bölsek burası ne olur? 2. 15'e bölsek ikisi de üste olduğu için yapabilirsiniz bunu. Ya da kafanız karışıyorsa önce içler dışarı çarpım yapın. Evet, x'te 45'i çarpın, x çarpı 45. Sonra bununla bunu çarpın, 30 çarpı 99. Daha sonra sadeleştirin. İşte e, 15'e bölün, burası 3 gelir. 15'e bölün, burası 2 gelir. 3'e bölün, burası 1 gelir. 3'e bölün, burası 33 gelir. O halde aradığımız x yanıtı buradan 2 çarpı 33'ten 66 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt D seçeneğidir.